Medyascope TV özel yayınından merhabalar. Bugün pazartesi günü 23 Avrupa Birliği üyesi tarafından imzalanan Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşması veya kısa adıyla PESCO hakkında merak edilenleri konuşacağız. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Senem Aydın Düzgit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Senem Hanım, Avrupa savunmasında tarihi bir sayfa olarak nitelenen bu anlaşmanın kapsamı nedir öncelikle? Özet olarak neleri içeriyor, hedefleri nelerdir? Şimdi bu anlaşmaya baktığınız zaman öncelikle bunun çok özet olarak söylediğimizde Avrupa Birliği çapında daha fazla güçlendirilmiş, işbirliğinin düzeyinin arttırılmış olduğu bir savunma ve güvenlik girişimi diyebiliriz. Bu aslında çok yeni bir şey değil. Yani 2008 Lizbon Anlaşması'nda var olan bir projeydi. Ancak bu Lizbon Anlaşması'nda yasal altyapısı hazır olmuş olsa da yıllardır bu proje bir şekilde unutuldu. Orada uyuyor pozisyonundaydı. Daha sonra bu 2016 yılında Avrupa Birliği küresel strateji belgesini yayınladı. Global Strategy dediğimiz. Ve oradan sonra bir şekilde tekrar bu işbirliği projesi gündeme geldi. Ve üye devletlerin, özellikle de Almanya ve Fransa'nın ittirmesiyle bugünkü haline ulaştı. Şimdi içeriğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, güvenlik, savunma ve güvenlik alanında derinleştirilmiş işbirliği diyorlar. Yapılandırılmış işbirliği diyorlar hatta. Peki bunlar neyi kapsıyor? Ortak operasyonları kapsıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği daha önce de ortak güvenlik savunma politikası kapsamı altında ortak operasyonlarda bulunuyordu. Ama şimdi bu operasyonların şeklini değiştiriyorlar. Çünkü bu operasyonlar normalde dönüşümlü olarak üye devletler tarafından devralınıyordu. Bundan böyle üye devletler kolektif olarak bu operasyonlara ağırlıklarını koyuyorlar ve operasyonların masraflarını da kolektif olarak karşılamayı kabul ediyorlar. Yine aynı şekilde PESCO'ya üye olan ülkeler savunma harcamalarını arttırmayı taahhüt ediyorlar. Ortak teçhizat alımı ve ortak projelerin yapılmasına dair taahhütler var. Yani temel olarak baktığınızda ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesinin taahhüt edildiği bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Şimdi bunun tabii şurada şunu söylemek önemli. Bunun daha önceki AB düzeyindeki ortak savunma ve güvenlik politikası ve girişimlerinden farkı, bu kapsamda yapılacak olan taahhütlerin bağlayıcı olması. Yani burada bir bağlayıcılık söz konusu. Evet, PESCO'nun üyesi olmak, bir parçası olmak üye devletler tarafından gönüllülük esasına bağlı. Yani siz üye devlet olarak, AB üyesi bir devlet olarak PESCO'ya ister katılırsınız ister katılmazsınız. Ancak katıldığınız takdirde PESCO içinde yer almanız ve buradaki güvenlik kapasitesinden faydalanabilmeniz için bu PESCO içindeki yükümlülüklerinizi ve taahhütlerinizi yerine getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada bu bağlayıcılık esas olarak daha önceki girişimlerden en önemli farkı buradaki bu bağlayıcılık faktörü. Şimdi ilk hedef olarak ortak savunma projelerini ve savunma alanında ki ortak operasyonları koyuyorlar ve ön plana alıyorlar. Aynı zamanda savunma alanındaki ortak teçhizat alımı, ortak savunma projelerinin geliştirilmesi, bunlar da kısa vadeli hedefler arasında. Yani şu anda genel hatlarıyla bu tarz bir girişime bakıyoruz. Bugün itibariyle 23 ülke imzaladı PESCO'yu. 5 ülke halen imzalamamış durumda. Bunlardan ikisi İngiltere ve Danimarka, ki bu tabii anlaşılabilir durum çünkü biliyorsunuz İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere. Danimarka da zaten genel ulusal politikası olarak AB'nin dış ve güvenlik projelerinin dışında yer alır. Diğer 3 ülkede ise Malta, Portekiz ve İrlanda farklı sebeplerden ötürü henüz imzalamamış olduklarını görüyoruz. Ancak buna rağmen 23 ülkenin şu anda imzalamış olması bile önemli bir adım olarak görülebilir bence. Şimdi Senem Hanım, bu anlaşmaya dair çok iddialı açıklamalar yapıldı. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini pazartesi gününün tarihi bir gün olarak nitelemişti. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de benzer şekilde Avrupa için bir kilometre taşı olarak değerlendirdi bu anlaşmayı. Fakat bir yandan da kağıt üzerinde kalması muhtemel, vaatlerini tutturamayacak, belki biraz da iddialı bir girişim olabileceği konuşuluyor. Siz bu anlaşmanın geleceğini nasıl değerlendirirsiniz ve sizce bu hedefler ne kadar gerçekçi? Yani şu aşamada çok net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü tamamen bu anlaşmanın ne şekilde uygulanacağına bakmamız gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman esasen yani çok şimdi aslında dışarıdan bakıldığında belki o kadar da büyük bir adım, bu kadar da önemli bir tarihi adım olarak görülmeyebilir ve normaldir. Ancak Avrupa Birliği'nin içinden baktığımız zaman esasen tarihi bir adım olduğunu söyleyebilmek mümkün. Çünkü yıllardır AB kendi içinde egemenliklerin bir nebze biraz daha devredildiği, savunma ve güvenlik alanında biraz daha derine inildiği bir politika oluşturma peşindeyken bugüne kadar bu alanda çok da fazla yol alınamamıştı. Dolayısıyla ilk kez böyle bir girişimde bulunulduğu için bunu o bağlamda değerlendirdiğinizde daha önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Ama tabii ki işleme ve uygulamaya baktığınızda bunun başarısı ya da iddialı olup olamayacağı tamamen zaman içerisinde gösterilecek bir durum. Orada birçok faktöre bağlı. Öncelikle üye ülkelerin girdiği taahhütler var bu anlaşmayla ilgili. Ve baktığınızda anlaşmaya yaklaşık 20 tane askeri ve savunma taahhüdüne girdiğini görüyorsunuz üye devletlerin. Şimdi üye devletler bunlara ne derece uyacaklar? Şimdi bağlayıcılık var diyoruz, evet. Ancak bu bağlayıcılık kapsamında üye devletler bu taahhütlerin birine ya da birden fazlasına uymadıkları durumunda PESCO'dan üyelikleri askıya mı alınacak, atılacaklar mı? Ya da daha farklı bir yaptırım mekanizması mı uygulanacak, uygulanırsa bu ne olacak? Şimdi bunların hepsi ucu açık sorular, bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla üye ülkelerin bu taahhütleri ne derece tutturacaklarından da emin değiliz. Öncelikle bunu görmek gerekiyor. Onun dışında ne tip operasyonların yapılacağını görmek gerekiyor. Şimdi mesela Almanya geçenlerde bir açıklama yaptı. Hani daha insani operasyonlarda, girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Ama tabii uygulamayı görmek gerekiyor burada da. Ve bununla ilgili olarak bir soru tabii NATO ile olan ilişkiler. Yani NATO ile işbirliği ne şekilde şekillenecek? Hangi tip operasyonlar yine NATO'da dururken PESCO hangi tip operasyonları devralacak? Yine bu uygulamada görülecek bir durum. Yani dolayısıyla evet önemli bir dönüm noktası bence de özellikle AB içindeki bu alanda yapılan geçmiş girişimleri değerlendirmeye aldığımızda. Ama ne şekilde bu vaat ettiği iddiaları karşılayabilecek? Bence bunu zaman gösterecek. Yani daha etkin ve birleşik bir savunma ve güvenlik politikasına yol verecek mi? Bunu ancak zaman içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Önceki yanıtınızda da bahsettiğiniz gibi aslında AB için ortak bir, hatta Avrupa diyelim, AB'nin de ötesine gidiyor bu tarihi olarak. Ortak bir güvenlik ve savunma politikası yeni bir proje değil, hatta yarım yüzyılı da aşkın bir hayal. Peki evet. Böyle bir anlaşmaya şimdi imza atılması sizce ne anlama gelir? Yani Rusya'nın artan askeri nüfuzu, Avrupa'da kıta çapında artan İslami terör saldırıları ve belki buna bağlı artan ayrımcı, ırkçı söylemler vesaire. Yani kısacası bu tehditler, bu anlaşmanın şu anda imzalanması veya zamanlaması hakkında bir açıklama, bir gerekçe olabilir mi? Olabilirse ne kadar olabilir? Evet olur. Bence olur. Çünkü bu anlaşmanın imzalanmasının bence en önemli nedenleri aslında uluslararası ve daha geniş bölgedeki konjonktürel gelişmeler. Şimdi baktığınız zaman birçok faktör var. Bunlardan bazılarına zaten siz değindiniz. Şimdi Brexit meselesi var mesela. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkıyor olması. Şimdi bu önemli arka planda ve yani bunun iki taraflı bir önemi var. Birincisi tabii İngiltere'nin genel bu dış politika, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğine çok yakın bakmayan ve bu alanlarda ulusal egemenliği daha da işte Danimarka gibi, İrlanda gibi ön plana alıp bunların dışında kalmayı tercih eden bir ülkeyken bir anda bu Brexit ve İngiltere'nin AB'den çıkması kararıyla daha hani kenarda duran ve artık devre dışı kalmış bir oyuncu olması burada önü açan bir faktör. Ama öte yandan da yine İngiltere'nin AB'den çıkışına baktığınız zaman AB'nin küresel alanda varlığını yine de güçlendirici bir etkide bulunan etkili ve büyük bir ülkenin de çıktığını görüyorsunuz. Ve dolayısıyla yani bu kaybolan nüfuzu da telafi etmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Dolayısıyla buradan da aslında İngiltere'nin AB'den çıkmasının bu alanda da bir inisiyatif, bu girişim için ittirici bir güç gördüğünü söyleyebiliriz. Şimdi öte yandan Rusya faktörü var. Bu çok önemli. Mesela Rusya'nın 2014 yılında işte Kırım'ı ilhak etmesi, Rusya'ya ilişkin tehdit algılarının özellikle kuzeydeki Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından çok yoğun bir şekilde hissediliyor olması ve yine bununla çok ilintili bir faktör olarak Amerika'daki Trump idaresinin özellikle NATO'ya ilişkin verdiği ikircikli mesajların Avrupa Birliği'ni ve Avrupalıları genelde güvenlik açısından endişeye düşürmesi ve onların güvenlik tehdidi algılarını arttırıcı bir rol oynaması da bence burada önemli itici bir faktör. Çünkü Amerika'nın geleneksel işte NATO'yu kollayıcı, NATO'daki ana itici güç olması ve bu da transatlantik işbirliğine verdiği önemi bu Trump idaresinde aynı düzeyde ve aynı derecede görmek mümkün olmadığı için Rusya'ya ilişkin olan tehdit algılarını ve güvenlik tehdidini bu tabii daha da arttırıcı bir rol oynuyor. Tabii bunun dışında bahsettiğiniz terör saldırıları, göç konusu, göç meselesi bunlar da yine AB'deki yani güvenlik konusunda daha derinleştirilmiş, daha ileriye giden ve daha Avrupa odaklı bir işbirliğinin adımlarını hızlandırdığını söylemek mümkün. Şimdi PESCO ile ilgili gündemdeki aslında belki de en önemli soruya gelelim. Sizin de daha önce değindiğiniz gibi NATO konusu bu. Yani Batı'nın hali hazırdaki ana savunma ittifakı, NATO'nun bir alternatifi olup olmadığı merak ediliyor PESCO'nun. Evet. Sizce bu anlaşmayı NATO'ya bir rakip veya alternatif olarak mı algılamak daha doğru olacaktır? Yoksa NATO'yu tamamlayıcı bir ittifak gibi mi bakılmalı? Şimdi resmi söyleme baktığınız zaman AB tarafındaki resmi söyleme bunun NATO'ya tamamlayıcı bir ittifak rolü göreceğini ifade edildiğini görüyorsunuz. Keza ben de daha kısa ve orta vadede bunun en iyi ihtimalle tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Yani daha destekleyici bir girişim olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki NATO ile belli koordinasyonlarda bulunulmak gerekiyor. Aynı daha önceki AB ortak güvenlik ve dış politikası alanında ve bu alandaki operasyonlarda olduğu gibi iki tarafın eşgüdümlü çalışabilmesi gerekiyor. Burada mesela kapasitelerin, yetkinliklerin, teçhizatın tekrarının ve bu anlamda bir israfın engellenmesi gerekiyor. Yani o açıdan baktığımızda zaten bir koordinasyon, bir tamamlayıcılık söz konusu olacaktır. Ancak şöyle de bir durum var. Şimdi baktığımız zaman PESCO'nun ana hedeflerinden bir tanesi üye ülkelerin PESCO kapsamındaki savunma harcamalarını arttırmaları. Bir yandan bu üye ülkelerin NATO kapsamında da savunma harcamaları var biliyorsunuz taahhüt ettikleri. Ki biliyorsunuz Amerika'da zaten özellikle Trump son ziyaretinde de bundan çok şikayetçi olmuştu. Bu şekilde baktığımızda aslında iki yönlü olarak savunma harcamaları için bir anlamda mücadele eden ya da birbiriyle rekabet eden girişim olduğunu da görüyorsunuz. Yani işin böyle bir finansal bir boyutu da var. Bunun da nasıl zaman içerisinde işleyeceği ve savunma harcamalarında ne çeşit bir arttırmaya yol açacağı, üye devletlerin bunu nasıl karşılayabilip karşılayamayacağı bunları görmemiz gerekiyor. Ama ben açıkçası kısa ve orta vadede bir rakip girişim olarak göremiyorum. Ancak tabii ki çok uzun vadede entegrasyonun gittiği yöne bağlı olarak yine de ihtimal uzak da olsa ihtimal dahilinde olabilir. Peki bu ittifakın sizce ileride bir Avrupa ordusuna evrilmesi mümkün müdür? Yani yakın zamanda yine kısa ve orta vadede konvansiyonel bir orduya evrileceğini düşünmüyorum. Çünkü savunma alanındaki egemenlik haklarının üye devletler baki kalmasını isteyeceklerdir. Yine dediğim gibi yani görülebilir diyecekler. Ancak derinleştirilmiş bir askeri işbirliğine gidilebilir. Operasyonlarda konuşlandırılacak birliklerin işte tek bir merkezden idaresi gibi alanlarda yol kat edilebilir. Ancak ortak bir Avrupa ordusunun dediğim gibi yakın ve orta zamanda ortaya çıkmasını beklemiyorum. Şimdi sizin de az önce bahsettiğiniz gibi anlaşmayı imzalamayan ülkeler var. Bunlar arasında İngiltere ve Danimarka ayrı iki vaka. Bir tanesi Brexit sürecinden geçiyor, bir tanesi de geleneksel olarak bu tür oluşumlara sıcak bakmıyor. Ancak bir de anlaşmayı imzalamayıp değerlendireceğini bildiren ülkeler var. Bunlar Malta, İrlanda ve Portekiz. Şimdi bu ülkelerin tercihinin nedenleri de merak ediliyor. Yani yine sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi bu anlaşma savunma bütçelerinde bir artış öngörüyor. Yani sizce bu ülkelerin imzacı olmama kararı bu bütçe artışına paralel alınmış ekonomik bir karar mı, yoksa daha ziyade siyasi bir arka planı olabilir mi? Şimdi yani her ülkenin farklı nedenleri var diye düşünüyorum. Şimdi İrlanda'ya baktığımızda İrlanda genel güvenlik ve dış politika konularında AB içinde İngiltere'ye yakın pozisyon ülkeyen takip eden bir ülkedir. Dolayısıyla onların o bağlamda siyasi bir duruşları var. Bunu anlayabilmek mümkün. Bu zaten genel geleneksel bir duruş. Mesela Portekiz'e baktığımızda ise örneğin Portekiz'deki siyasi bir duruş. Orada çünkü hükümetle sol parti arasında sürekli bir müzakere vardı ve bu konuda bir tartışma vardı. Ancak sanırım Portekiz'de bu çözülebilecek gibi görünüyor. Çünkü Portekiz halen bunu müzakere ettiğini ve bunun bir parçası olmayı düşündüğünü söyledi. Dolayısıyla yani orada hani daha ideolojik ve egemenliğe bağlı bir görüşten ziyade daha siyasi bir müzakere sürecinin ve daha iç siyasetin dinamikleriyle ilgili bir geride kalma durumu söz konusu. Malta içinde hem siyasi hem de biraz bunu ne kadar ihtiyaç olup olmadığı ve bu bağlamda ne kadar harcama yapılıp yapılamayacağı sorusu söz konusu. Yani burada farklı ülkelerde farklı siyasi ve ideolojik dinamikler nedeniyle geride kalanlar kalıyor. Ancak orada da yani özellikle Portekiz'de eğer katılırsa yani hemen hemen hepsi katılmış olacağı için çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü PESCO'nun hareket yani çıkış noktasında şöyle bir motosu vardı. Bu sefer inclusiveness dediği yani kapsayıcılık hedeflerin önüne geçmeyecek ya da kapsayıcılık hedeflerin büyüklüğü ya da hedeflerin kapsamını gölgede bırakmayacak şeklindeydi. Yani bir diğer deyişle ifade etmek gerekirse çok fazla ülke üye olmayabilir, çok kapsayıcı olmayabilir. Olmasa da biz bu hedeflerden şaşmamalıyız şeklinde bir prensiple hareket ediyorlar. Ve birçok ülkede ve dışarı kalanlarda açıkçası yani sanki burada bir tren hareket ediyor ve bu trene bir şekilde çok geç olmadan atlanması gerekiyor psikolojisiyle de hareket ettiklerini düşünüyorum. Bu nedenle de çok fazlasının dışarıda kalacağı düşüncesi de değilim. En azından şu aşamada. Şimdi PESCO'yu Türkiye açısından da aslında değerlendirmemiş olmayalım. Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayıp NATO'da yer alan bir ülkenin sizce ileride böyle bir ittifakta yeri olabilir mi? Olabilirse nasıl olabilir? Şimdi bir kere şu anda yasal olarak böyle bir şey mümkün değil. Çünkü PESCO'nun parçası olması için tam AB üyesi bir ülke olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de AB üyesi bir ülke olmadığı için hani PESCO'nun bir parçası olması mümkün değil. AB üyesi olmayan hiçbir ülke PESCO'ya taraf olamaz. Ama şunu söyleyebilmek mümkün. Yani çok yani ben burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü genelde şöyle bir algı var. Hani AB içinde böyle bu tarz daha işte her ülkenin katılmadığı, belli başlı ülkelerin katıldığı ve daha derinleştirilmiş entegrasyona giden modeller var. PESCO bunlardan bir tanesi. Parasal birlik ya da ileride oluşabilecek olan bir derinleştirilmiş bir mali birlik bunu örnek olabilir. Vize politikalarında falan yıllardır bunlar var zaten. Hani böyle bir farklılaştırılmış entegrasyona Avrupa Birliği gidiyor ve sanki bu Türkiye için ve sadece Türkiye değil Batı Balkanlar'da olup genişleme kuyruğunda olan yalnız kısa ve orta vadede genişleme perspektifleri zayıf olan diğer ülkeler içinde bir model olabilir mi gibilerinden bir soru hep soruluyor. Bu PESCO'dan önce de bir soru soruluyordu. Ben bunun kısa ve orta vadede çok mümkün olduğunu düşünmüyorum, açıkça söyleyeyim. Bu farklılaştırılmış entegrasyon modelinin görülebilir gelecekte AB içinde oluşacağı, derinleşeceği ve gelişeceği kanaatindeyim. Ancak bu Türkiye gibi üçüncü ülkeleri kapsayacak derecede bir noktaya gelir mi zannetmiyorum. Bunun olabilmesi için öncelikle AB anlaşmalarının değişmesi gerekir. AB anlaşmalarını değiştirmek için bütün ülkelerin oturup birliğiyle karar alması gerekir. Kurumsal yapıya çok önemli ve köklü değişiklikler gerektirmesi gerekir. Ki bu da bence çok şu aşamada mümkün değil. Özellikle AB'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizlerde şu an kendi içinde bu inisiyatifleri, bu projeleri işler hale getirmesi gerekiyor ki nereye gittiğini görüp böyle bir adım atabilir. Ki bence şu aşamada bile soru işaretleri var. Dolayısıyla ben kısa vadede ve hatta orta vadede bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Senem Hanım, son olarak PESCO'nun Avrupa'nın geleceğinde oynayabileceği veya oynayabileceği düşünülen demeliyim belki de rolle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi Katalonya referandumu, bunun ardından ortaya çıkan problemli siyasi süreç, artan İslami terör saldırıları ve buna bağlı olarak yükselen ayrımcı, ırkçı hissiyat ışığında yaklaşacak olursak, sizce PESCO Avrupa'nın içinden geçtiği şu anda bu kimlik krizine bir çözüm sunabilir mi? Yani sadece PESCO'nun bu kimlik krizine çözüm sunabileceğini zannetmiyorum. Ama tekrar bir önce verdiğim cevaba geri dönmek istiyorum. Çünkü o da aslında bu soruyla ilintili bir cevaptı. Şimdi PESCO bu AB içindeki genel bir gidişatın bir parçası. Dolayısıyla biraz daha büyük ölçekte buna bakmak gerekiyor. Dediğim gibi parasal birlikte bunu görüyoruz, mali birliğe giden adımlarda bunu görüyoruz, orada daha yapılacak işler var. Şu anda bunu güvenlik ve savunmada PESCO ile görüyoruz, vize ve göç politikalarında görüyoruz ve belki başka politikalarda da göreceğiz. Bu dediğim gibi farklı ülke gruplarının, belki de bütün ülkeleri kapsamayan ülke gruplarının bir araya gelip işbirliğini derinleştirdiği modeller. Şimdi eğer bu modellemeleri başarılı bir şekilde götürebilirlerse o zaman belki Eurozone'u da biraz daha rahat bir şekilde kurtarıp idare edebilirler. Yani ekonomik açıdan bazı sıkıntılara çözüm olabilir bu. Özellikle Fransa ve Almanya'da, Fransa'da. Aynı şekilde güvenlik açısından bazı ortak girişimleri, inandırıcılığı olan ortak girişimleri gerçekleştirebilirler. Ve bu da AB'nin işlerliği açısından vatandaşlara da bir mesaj vereceği için ve ulusal güvenlik kaygılarını da bazı ülkelerdeki özellikle yükselen popülizm ve milliyetçilik ekseninde baktığınızda hafifletebileceği için evet AB'ye nefes aldırabilir ve bu anlamda şu an yaşadığı varoluşsal krizin derinleşmesini engelleyebilir. Ama yani dediğim gibi nasıl işleyeceğini görmek lazım ve sadece PESCO'nun değil diğer alanlardaki entegrasyon, farklı entegrasyon modellerinin de ne şekilde ilerleyeceğini, ülkelerin nasıl adapte olacağını bunu görmek lazım. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Ancak şu anda AB'nin içinde bulunduğu durumda bu tarz entegrasyon, farklılaştırılmış entegrasyon modeli dışında da bir çözüm görünmüyor AB'nin içinde bulunduğu krizi aşabilmek için. Ama dediğim gibi yani şu aşamada bu AB'nin içiyle ilgili bir mesele. Türkiye ya da üçüncü ülkelerle olan ilişkilerde burada daha farklı bir modele, daha farklı bir modellemeye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuştuğumuz AB'nin içi için geçerli. Çok teşekkür ederiz Senem Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü özel yayınımızda Avrupa Birliği'nin yeni savunma ittifakı PESCO hakkında merak edilenleri Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Senem Aydın Düzgit'le konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.